mensupları. Bugün büyük şairimiz Atilla İlhan'ın ifadesiyle bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanların idamlarının 50. yıl dönümü. Ülkemiz siyasi idamlardan, siyasi kutuplaşmalardan, siyasi linçlerden çok çekmiştir. Demokrasimiz çok ağır bedeller ödemiştir. Ve ne yazık ki hala da ödemektedir. Yaşanan tüm acıların bal eğlendiği, yaraların kapandığı mutlu, huzurlu, müreffeh bir memleket özlemiyle, tam bağımsız bir Türkiye özlemiyle Hüseyin İnan'a, Deniz Gezmiş'e ve Yusuf Aslan'a Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu hafta Ramazan bayramını kutladık. Ama 2018'den bu yana her bayramda olduğu gibi bu bayramda da milletimizin ağzından bayram geldi neyime, kan damlar yüreğime sözleri düşmedi. Ramazan bayramı aynı zamanda şeker bayramıdır. Bu nedenle küçük çocuklarımız, yavrularımız Ramazan bayramını ayrı sever. Ama bu bayramda çocuklara şeker ikram etmek, misafir ağırlamak aile bütçelerini çok zorladı. Evde bir tatlı yapmaya kalksanız toz şekerin fiyatı son bir yılda %115 zamlanmış. Misafir çayına kesme şeker atmaya kalksanız kesme şekerin fiyatı son bir yılda %136 zamlanmış. Hadi çay olmadı, misafire bir meyve suyu ikram edelim deseniz meyve suyu %115 zamlanmış. Misafirinize lokum tutsanız lokumun fiyatı son bir yılda %126 zamlanmış. Çikolata ikram etseniz çikolata bir yılda %93 zamlanmış. Bu fiyatlar da TÜİK marketlerinde. Ülkeyi yönettiğini sanan kifayetsizler şeker bayramında şekerin bile tadını kaçırdılar. Evdeki çocuklar bayramda yeni giysin, sevinsin deyip bayramlık kılık kıyafet alırsanız çocuk pantolonu %80, çocuk gömleği %97 zamlanmış. Tabii yine bu da TÜİK'in sanal mağazalarında. Bayram öncesi Arife pazarında aydınlı bir esnafımızın söyledikleri hala kulaklarımızda. Çok kriz gördük ama böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bayramlarda insanlar pantolon gömlek alırlardı, şimdi gömlek alan pantolon, pantolon alan gömlek alamıyor. İşte milletin Ramazan bayramındaki hali bu. Bayram özellikle çalışan aileler için aynı zamanda bir dinlenme ve tatil fırsatıdır. Ama tatil yapmak büyük ülke, bu ülkede artık çok büyük bir lüks oldu. Eşinizle, çocuğunuzla yurt içinde bir haftalık tatile gitmeye kalksanız paket turların fiyatı son bir yılda %591 zamlanmış. Yurt içinde bir otele gitmeye kalksanız otel ücretleri son bir yılda %189 zamlanmış. Tatilden vazgeçtik. Başka illerde okuyan evlatlarımız bayramda memleketlerine ailelerinin yanına gitmek isteseler otobüs bileti son bir yılda %236 zamlanmış. Pandemi güya bitti. Ama bu bayramda da otogarlar boş kaldı. Eski bayramlarda günde 2500 aracın kalktığı otogarlardan bu bayramda 1500 araç ancak kalkmış. Saray sayesinde bir otobüs 18 bin liralık mazot yakıyor. Böyle bir ülkede otobüsçü ne yapsın, yolcu ne yapsın? Millet memleketine arabayla gitmeye kalksa son bir yılda LPG %211. Mazot %229, benzin %168 zamlanmış. Arabanın kontağını çevirmek artık cesaret ister olmuş. Şeker tadında bayramlara milletçe hasret kaldık. Ucubete kadam rejimi milletin ağzında tat bırakmadı. Ülkede huzur ve bereket bırakmadı. Allah aşkına soruyoruz. Böyle bir ortamda kim ağız tadıyla bayram yapabilir? Kim bayramı bayram gibi kutlayabilir? Bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Ülkeyi 20 yıldır yönetene sorarsanız, ülkeyi bu hale getiren milletin şükürsüzlüğü, tatminsizliği, karamsarlığı. Her zaman yaptıkları gibi kendileri sütten çıkma ak kaşık. Çok açık söylüyorum. Bugün ülkemizde tencereler boşaldıysa, sofraların bereketi kaçtıysa, bayramlar bayram olmaktan çıktıysa
Bunun sebebi şükürsüzlük falan değildir. Bunun bir tek sebebi vardır. O da beceriksiz, kifayetsiz, liyakatsiz saray yönetimidir. Tabii sarayın kibirlisi milleti şükürsüz olmakla suçlarsa şürekası da millete neler söylemez. Ataların dediği gibi ön teker nereye, arka teker oraya. Millete ağız tadıyla bayram yaptırmayanlar, bir de bayramda millete, milletin seçtiklerine olmadık hakaretler ettiler. Bayramın muhtevasına hürmeten bu hakaretlere bayramda cevap vermedik. Ama hem milletin seçtiklerine hem de millete edilen kötü sözlere tahammül edemeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de İnsan Hakları Komisyonu Başkanı sıfatı taşıyan bir saygısız, milletin tertemiz oylarıyla vekalet verdiklerine, insanın burada tekrarlamaktan hicap duyacağı, ağza alınmayacak küfürler etti. Bunlar milleti unuttu. Bunların ne millete ne de milletin seçtiklerine saygısı kalmadı. Üslubu beyan aynı ile insan derler. Kabın içinde ne varsa dışına da o sızar. AK Parti'nin Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve bu şahsın üslubu sarayın ve partisinin insan haklarından ne anladığını da milletimize gösterdi. Bayramda AK Parti'nin meclis grubunun başkan vekili de millete hakaret etmekten geri durmadı. Kendilerinden olmayanları çıktı dangalak ilan etti. Seçimleri kaybedeceklerini, Millet İttifakı'nın kahir ekseriyetle seçimi kazanacağını gördükçe bunların kimyaları bozuluyor. Daha önce de Erdoğan olmasa biz milletvekilleri olarak birer hiçiz sözlerini sarf eden, bayramda da millete dangalak diyecek kadar kendinden geçen bu grup başkan vekilinin siyasetteki ağırlığının takdirini tabii ki milletimiz yapacaktır. Siyasette özgül ağırlığı sıfır çeken bu şahsiyetler senelerce mağdura yatıp oy devşirmeye kalktılar. Ama dün mağdurum diyenler bugün mağrur oldu. Dün Harun olacağız diyenler bugün Karun oldu. Dün mücahit olacağız diyenler bugün müteahhit oldu. Dün mağdura yatanlar bugün millete dangalak diyecek kadar azdılar. Kibre kapıldılar, milleti unuttular. Ne dedilerse onunla sınanıyorlar ve hep de kaybediyorlar. Saray ve şürekasının kullandığı bu ayıplı dil, içine düştükleri çaresizliği gözler önüne sermesi bakımından ibretlidir. Ama milletimiz bu kibri, kendine yapılan bu büyük saygısızlığı elbette affetmeyecektir. Milletimiz vakti saati geldiğinde basacağı mühürle kendine hakaret eden bu ayıplı zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına gömecektir. Siyaset tarihimiz milletimizin bu ferasetinin örnekleriyle doludur. Kuşkusuz millete dangalak diyecek kadar kendini kaybeden bu haksızların sonu da aynı olacaktır. Edep aklın tercümanıdır. Muhataplarını akılla değil, edepsizlikle cevap vermeye kalkanların ederi ancak edepleri kadardır. Millet için kullandıkları dangalak hakaretinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde en kibar karşılığı düşüncesizlik, akılsızlık. Çanakkale'de bir köprü yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Atama Ulaştırma Bakanı yapan müteahhide köprüden günde 45 bin araç geçiş garantisi verdiklerini söyledi. Geçen araç sayısı bunun ne kadar altında kalırsa aradaki farkı milletin kesesinden dolarla, avroyla ödeyecekler. Bakan ardından çıktı, dedi ki günde ancak 6 bin araç geçiyor burada. Şimdi aziz milletimize soruyoruz. Günlük 45 bin araç garantisi verilen köprüden günde sadece 6 bin araç geçiyorsa, geçecek araç tahmininde %650'lik sapma varsa, köprüden geçmeyen 39 bin aracın parası günlük 585 bin avro, yıllık 213 milyon 525 bin avro bu millete ödettirilecekse, bu durumda akıllı olan kimdir? Millete dangalak diye hakaret eden, bu garantiyi veren mi akıllıdır? Yoksa millet adına bu garantiyi nasıl verdiniz? Bu peşkeşi nasıl çektiniz diye soranlar mı akıllıdır? Milletin cebinden bir kuruş bile çıkmayacak diye diyerek başladıkları,
yandaşa teslim kamu özel işbirliği projelerine 2016'dan bu yana bütçeden, yani milletimizin kesesinden ödenen para 10 milyar 192 milyon 600 bin dolar. Geçilmeyen yollar, köprüler, tüneller, uçulmayan havalimanları için 2045 yılına kadar verdikleri garantilerin toplamı ise 152 milyar 800 milyon dolar. Sadece bizim ve çocuklarımızın değil, torunlarımızın bile geleceğine ipotek koymuşlar bunlar. Ülkesini adaletle yönetenler zenginden alıp fakire verir. Bunlar fakirden alıp kendi zenginlerine vermenin yolunu yapmışlar. Aziz milletimize soruyoruz. Sana dangalak diyen, hakaret eden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak deyip nasıl olsa benden hesap sormaya kimse cüret edemez deyip, milletin sırtına milyarlarca dolarlık yük yükleyen mi akıllıdır? Yoksa bu rezaletin hesabını soran mı akıllıdır? Atalarımız akıllıyı arkada tutma, akılsızı kılavuz etme derken ne kadar doğru söylemiş. Milletin 128 milyar dolarını yok yere çarçur ettiler. Merkez Bankası'nın kolunu, kanadını kırdılar. Döviz şaha kalktı, 1970 model dövize çevrilebilir mevduatı tozlu raflardan indirip milletin önüne kur korumalı mevduat diye koydular. Rahmetli Özal'ın uyarılarını da kulak arkası ettiler. İlk 3 ayda hazinenin kasasından 11 milyar 700 milyon lira bir avuç mevduat sahibine ödendi. Vazgeçtikleri 10 milyar 100 milyon liralık vergi de cabası. Sadece 3 ayda hazine 22 milyar lira yükün altına girdi. Şimdi milletimize dangalak diyen bu edepten nasiplenmemişlere sormak lazım. Hazinenin kasasından tek kuruş çıkmayacak deyip milleti değil mevduat sahibini kur zararından korumak için zenginin cebine 22 milyar lirayı koyan mı akıllıdır? Yoksa bunun dövize çevrilebilir mevduat gibi bir felakete dönüşeceği uyarısını yapan, bunun hesabını soran, soracağım diyenler mi akıllıdır? Bunların akılsızlığı, kibri bir değil, iki değil, üç değil. Sarayın kibirlisi geçtiğimiz Ağustos ayında çıktı. Enflasyon gelecek, aydan itibaren düşmeye başlayacak çünkü faiz düşmeye başlayacak dedi. Bunu dediğinde Türkiye'de enflasyon %19, politika faizi de %19'du. O günden bugüne faizi 5 puan indirdiler. %14'e çektiler. Dün Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla tüketici enflasyonu %70'e dayandı. %70 olmasın diye de %69,9 diye ilan ettiler. Enflasyon 7 ayda 3'e katlandı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG'ın rakamlarıyla enflasyon %157. Diğer taraftan TÜİK'in üretici enflasyonu da %122. Tüketici enflasyonu 2002 Şubat ayından, üretici enflasyonu da 1995 Mart ayından bu yana ülkemizde görülen en yüksek seviyesine ulaştı. 27-28 yaşındaki gençlerimizi 3 haneli enflasyonla ilk defa bu hükümet tanıştırdı. Faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasıyla küresel enflasyon liginde ülkemizi Venezuela, Sudan, Suriye, Zimbabwe, Surinam'a komşu yaptılar. Avrupa Birliği'ne gireceğiz, ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz derken koskoca Türkiye'yi 3. Dünya Ligi'nin dibine düşürdüler. Yine dün dış ticaret rakamları açıklandı. Nasrettin Hoca'nın borç ödeme fıkrasına benzer bir model uydurmuşlardı. Faiz inecek, döviz kuru çıkacak, rekabet gücü artacak, ihracat şahlanacak, dış açıklar azalacak, döviz rezervleri de şahlanacaktı. Ondan sonra da döviz kuru düşecek, enflasyon da beraberinde gerileyecekti. Sonuç, dış ticaret açığı 2022'nin ilk 4 ayında geçen yıla göre %130 artarak 32,5 milyar dolara çıktı.
Bırakın ülkenin döviz ihtiyacının azalmasını, ülkenin döviz ihtiyacı katlandı. Şimdi aziz milletimize soruyoruz. Bu sana dangalak diyen, hakaret eden, faiz sebep enflasyon sonuç diyerek koskoca ülkeyi 3. Dünya Ligi'nin dibine düşürenler mi akıllı? Yoksa bilimle ve akılla kavga etmeyin diyerek onları uyarmaya çalışanlar mı akıllı? Bir devlet 3 unsurdan oluşur. İlki millet, ikincisi ülke, üçüncüsü ise egemenlik. Milletimizi hayat pahalılığıyla ezdiler. Ülkemizi mültecilere işgal ettirdiler. Egemenliğimizi ise 3-5 milyar dolarlık swap için Suudi mahkemelerine ipotek ettiler. Ne yazık ki kontrolsüz güç, kontrolsüz göçe yol açtı. Sınırlarımız Nasrettin Hoca'nın türbesine, ülkemiz ise açık hava mülteci kampına döndü. Bu ülkenin son başbakanı Binali Yıldırım 15 Şubat 2018'de çıktı. 3,5 milyon mülteciyi ağırlıyor, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ve onların Avrupa'ya gelmesinin bir anlamda önüne geçiyoruz. Bunu yaparken terör örgütlerinin Avrupa'ya yayılmasında önüne geçiyoruz diye tweet attı. 2018 Haziran'daki seçime giderken Avrupa'ya göz kırptılar. Kontrolsüz güce Avrupa'nın rızasını kazanmak için kontrolsüz göçün Türkiye'ye akmasına izin verdiler. Üstüne Avrupa'dan 3-5 milyar avro koparıp ülkemizin sinsi demografik istilasına da göz yumdular. Şimdi aziz milletimize soruyoruz. Mültecilerin her türlü ihtiyacını karşılıyor, onların Avrupa'ya geçmesinin önüne geçiyoruz. Böylece terör örgütleri Avrupa'ya yayılmıyor diyen, sana dangalak diye hakaret eden edep yoksunları mı akıllıdır? Yoksa 3-5 milyar avro verip tüm mültecileri Türkiye'de tutan Avrupa mı akıllıdır? Bu mültecileri ülkelerine göndermemek için 40 takla atanlar mı akıllıdır? Yoksa bu mültecileri evlerine göndereceğim, bunun hesabını da bu yönetimden soracağım diyen bizler mi akıllıyız? Atama Milli Savunma Bakanı Türkiye'de ve Suriye'de 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz demişti. Atama İçişleri Bakanı da bayramda çıktı. İdlib'de 57 bin briket evi tamamladık. Yıl sonuna kadar 100 bin evi bitireceğiz dedi. Allah aşkına siz bunları yaparken kime sordunuz? Kimin parasıyla kime hava atıyorsunuz? Bu asil millet öz yurdunda oturacak ev bulamazken bunlar Suriye'de şehirler inşa ediyor. Vatandaşlarımızın payına cefa, Eloğlu'nun payına sefa. Son bir yılda İstanbul'da kiralar %126 artmış. Ankara'da kiralar %116 zamlanmış. Türkiye genelinde kiralardaki artış %123'e ulaşmış. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki kavgalar ayyuka çıkmış. Bunlar milletin parasıyla gitmişler, Suriye'de ev yapıyorlar. Sonra da buraya gelip burnundan soluyan millete caka satıyorlar. Şimdi aziz milletimize soruyoruz. Sana TÜİK'in %21 kira artış zammına güven diyen, TÜİK kira rakamlarını karartınca millet yaşadığı sorunu hissetmez sanan, İdlib'de 73 okul, 50 cami, 23 sağlık tesisi, 18 sosyal tesis, 25 park, 34 fırın, 40 su kuyusu yaptıklarında bir de ballandıra ballandıra anlatan, ondan sonra da sana dangalak diye hakaret eden edep yoksunları mı akıllı? Yoksa el iyisi olmanın hesabını bu yönetimden soracağım diyenler mi akıllı? Allah akıl fikir versin diyeceğiz ama Allah akıl dağıtırken bunlar ne yazık ki nasibini almamış. Aynı atama İçişleri Bakanı dün çıktı. Suriyeliler giderse iş insanları isyan eder diyiverdi. Ya şu zenginleri ve parayı sevdiğiniz kadar bu milleti, bu ülkeyi, bu devleti sevseniz ya. Nedir bu millete, bu ülkeye, bu devlete gareziniz? Hele bu atama İçişleri Bakanı'nın bir partinin Sayın Genel Başkanı için sarf ettiği sözler var ki hiçbir şekilde kabul edilemez. Tam bir rezalet. Kınıyoruz. Onu oraya atayan kişi artık gereğini yapmalıdır. İçişleri Bakanlığı yapmak yerine siyaset yapan, 10 parmağında 10 kara siyasetçilere bulaştırmaya çalışan, bu atama bakan
haddini fazlasıyla aşmıştır. Görevini yerine getirmeyen bu memur hakkında saray mutlaka gereğini yapmalıdır. Atama bakan istila olacakmış. Kim neyi istila yapacak ya diyerek düzensiz göç adı konmamış bir istiladır diyen saray bekçisini bile boşa düşürmüştür. Bu nedenle sarayın kibirlisi sarayın bekçisinden korkmasın. Façası bozulan bekçi bu sefer bu bakanın görevden alınmasına razı olabilir. Değerli basın mensupları, daha birkaç yıl önce bu topraklar üzerinde hunharca bir cinayet işlendi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti. Saray düne kadar bu gazeteciyi şehit ilan etmişti. Ama önce enayi değiliz, gösteririz, dinletiriz ama vermeyiz dediği dosyayı Suudi Arabistan'a gönderdi. Sonra da bayram öncesi swap'ı sevap yaptı. Tüm saray şürekasını alıp Suudi Arabistan'a gitti. Katil dedikleriyle bir de kucaklaştı. Ama daha da vahimi, döner dönmez Suudi basını biz davet etmedik. Kendisi gelmek istedi. Bu Erdoğan için tam bir mağlubiyettir gibi yazılar yazdı. Erdoğan ne yazık ki oturduğu makamın itibarını bir kez daha ayaklar altına aldı. Şimdi milletimize soruyoruz. Daha önce öldürdükleri gazeteciyi şehit, yöneticilerini katil ilan ettiği bir ülkenin ayağına hem de davetsiz gidip makamının itibarını paspas eden mi akıllıdır? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu Suudi Başkonsolosluğu'nun bahçesine gömenlere edep yahu diyenler mi akıllıdır? Hazreti Mevlana, edep edepsizlerin edepsizliğine sabretmektir diye buyurmuş. Milletimiz kendisine edepsizlik yapanlara sandığa kadar sabrediyor. Sandık milletimizin önüne er geç gelecek. İşte o zaman aziz milletimiz kendini pahalılığa ezdirenlere, alın terini çarçur edenlere, ülkemizi sessizce işgal ettirenlere, egemenliğimizi 3.30 paraya satanlara yaptıklarının hesabını sandıkta soracak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi soru ya da sorular varsa alabilirim. ATV Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu, Suriyelilerin hepsini göndermenin gerçekliği yok dedi. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürekli hepsini evlerine göndereceğiz diyor. Parti politikasında uzlaşmazlık mı söz konusu? Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkan vekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri bizim tavrımız nettir. Bütün Suriyelilerin en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine gönderilmesi milletimize, aziz milletimize taahhüdümüzdür. Biz taahhüdümüzün arkasındayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde bir grup gazeteciyle verdiği fotoğraf gündeme oturdu. Bazı isimlerin orada bulunması eleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Olgun ise biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bunlar 200-300 kişinin kendi aralarında yaptığı yorumlar dedi. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kendi memleketine ve komşusu illere genel merkezimizin, genel başkanımızın bilgisi dahilinde bir bayram ziyaretinde bulunmuştur. Bu geziye kimlerin davet edilip edilmediği genel merkezimizin işi değildir. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tercihi olup bu fotoğrafın genel merkezimizce teviline ihtiyaç bulunmamaktadır. Fox TV Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'a sert eleştirileri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özdağ'a dert destek açıklamaları gelmişti. Ama bugün Özdağ yaptığı son açıklamada muhalefeti de eleştirdi. Sarı muhalefet, AK Millet İttifakı gibi ifadeler kullandı. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim en baştan beri bir prensibimiz var. Mümkün olduğu kadar muhalefet partilerini eleştirmesini doğru bulmuyoruz. Bizim eleştirilerimizin esas muhatabı tek kişilik ucube rejimdir. Bizim derdimiz ülkemizin ufkunu karartan bu ucube rejimi değiştirmektir.
nedenle diğer muhalefet partileriyle ilgili yorum yapmayı da doğru bulmuyoruz. Fox TV, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya üzerinden enflasyonu değerlendirdi. Hepimizin ortak meselesi dedi. Enflasyon gerçekten hepimizin ortak meselesi mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Sorunun sebebi olanlar çözümün adresi olamazlar. Nebati Bakan enflasyonun bir sorun olduğunu nihayet kabul etmiş. Ancak bu sözlerinin bir anlam ifade edebilmesi için faiz sebep enflasyon sonuç safsatasını savunmaktan vazgeçmeli ve başarısız olduğu görevinden affını istemelidir. Fox TV, Süleyman Soylu'nun konuşmasındaki üslubu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de mültecilerin kadınları fon alarak video ve fotoğraf çektirmesi sosyal medyada yer aldı. Bakan Soylu da bunu savundu. Bu açıklamalar hakkında ne dersiniz? Bu ülkede kadınların yürüyen merdivenlerde fotoğraflarını çeken, kaçak göçmenleri savunan bir İçişleri Bakanı'nı biz ciddiye almıyoruz. O bakan kadınların görüntülerini çeken kaçak göçmenleri savunduğu kadar bu ülkenin sınırlarını savunsaydı, bu çirkinlikler bu ülkede yaşanmazdı. Bunlar kendi edepleriyle koltuktan ayrılmayı bilmiyorlar. Cumhuriyetin tüm değerlerini talan ettikten sonra, cumhuriyetin tüm değerlerini talan edenleri milletimiz eninde sonunda sandıkta evlerine gönderecektir. Başka soru yok galiba. Teşekkür ediyorum.